Değerli basın emekçileri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, yeni yasama yılını açtık ve ben bir plan bütçe komisyonu üyesi olarak ve bütün Türkiye bir torba yasaya uyandık. Öyle bir torba yasa ki arkadaşlar, iki yıldır böylesini görmemiştik, 130 madde içeriyor. Ve bu 130 madde 16 ayrı bakanlığı ilgilendiriyor ve 58 ayrı yasada değişiklik öngörüyor. Meclisimizin bu ilgili bakanlıklarla ilgili ilgili ihtisas komisyonları olmasına rağmen her şey bir torbaya, buna torba da denmez, her şey bir çuvala doldurulmuş ve plan bütçe komisyonunun önüne atılmış. Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz 16 Nisan referandumunda AKP'nin iddiası, eğer ki başkanlık sistemine geçilirse ne olacak? Parlamento güçlü olacak demişlerdi. Ve parlamento kendi yasalarını yapacak demişlerdi. Yani yürütmeden, saraydan herhangi bir dayatma olmayacak. Parlamento kendi yasalarını yapacak demişlerdi. Oysa hiçbir milletvekilinin haberi olmadan, yalnızca dün haber verilerek 130 maddelik bir yasa bize dayatılmış durumda. Ve bu öyle bir yasa ki arkadaşlar, içerine de elbette girelim, 80 milyonun 80 milyonu da ilgilendiriyor. Siyasi iktidar son özellikle 3 yıldır çok büyük hatalar yapıyor. Demokrasi iradesinden, barış iradesinden uzaklaştı ve çatışmalı politikalara, güvenlikçi politikalara yöneldi. Bunun için de elbette hem ekonomik ortamda huzur ortamı kayboldu, Türkiye'nin güvenli ülke olduğu algısı kayboldu, bütçe dengeleri alt üst oldu ve yatırımcı ülkeden uzaklaşmaya başladı. Bu neyle ikame edilmeye çalışıldı? Sıcak parayla. Özellikle geçen yıl yükseltilen faizlerle sıcak parayla ikame edilmeye çalışıldı arkadaşlar. Ve sermayeye milyarlarca dolar şu anda kaynak aktarılıyor. Eğer ki siz yatırım ortamını iyileştirmezseniz, sermaye, bankalar, bankacılık sistemi bundan faydalanır. Ve yalnızca son bir yılda verilen 200 milyar TL'lik kredi garanti fonundan bankacılık sistemine 8-10 milyar TL kaynak transfer edildi arkadaşlar. Şimdi bütün bunlar elbette açık yaratıyor. Güvenlikçi politikalar, silaha, savaşa para yatırılması. Bunlar açık yaratıyor. Ve bu açığı da ne diyor şimdi hükümet? Sayın Merkez Bank, Sayın Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek bugün açıkladı. Dedi ki 18 milyar TL savunma sanayi fonuna silah alması için para aktaracağız dedi. Bunu da borçla karşılamak istemiyoruz dedi. Ne yapacağız? Vatandaştan vergi olarak alacağız dedi. Peki bu torba yasa ne içeriyor? Nasıl toplayacak bu vergileri? Diyor ki orta gelir kesiminden arkadaşlar %27 olan vergiyi %30'a çıkaracağım. Yaklaşık 6-7 milyon işçimizi, memurumuzu, çalışanımızı, emekçimizi ilgilendiren bir madde. Ve bütün bunlar da aylığı 3.000 lirayla 5.000 lira olan insanlar. Orta gelir kesimi. Bunlardan vergiyi artırıyor arkadaşlar. Peki %35 ve üzerinde olan vergiye dokunuyor mu? Hayır. Yani üst gelir kesiminde vergiyi artırmıyor arkadaşlar. Bir diğer madde motorlu taşıtlar vergisiyle ilgili. İlgili torba yasa bütün vatandaşlarımızı eşit şekilde dövmeyi öngörüyor. %40'dan %68'e kadar vergi artışı öngörüyor motorlu taşıtlar vergisinde. Ve dar gelirli bakın 1000 lira olan vergisini gelecek yıl 1400 lira olarak ödeyecek. Zengin de 1400 lira olan vergisini yani pahalı arabadan diyor ki daha fazla alacağım. Kaç lira daha fazla alıyor? 1500 lira ödeyecek. Yani yalnızca zenginden 100 lira, 200 lira, 300 lira daha fazla vergi almıyor öngörüyor. Değerli arkadaşlar, burada vergi adaleti yok. Hem toplarken yaptığınız siyasi hatalar yapıyorsunuz ve bu siyasi hataların bedelini 80 milyon ödetmeye kalkıyorsunuz ve 80 milyona servetine göre değil, gelirine göre değil, eşit anlamda ödetmeye kalkıyorsunuz. Bu sosyal adaleti, vergi adaletini sarsar. Ben bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına, bütün vatandaşlarıma buradan çağrı yapıyorum. Bu vergilere itiraz edin arkadaşlar. Bu vergileri bu şekilde ödemeyi izleyin arkadaşlar. Madem ki siyasetler yaptınız, siyasetçiler bu vergileri ödesin deyin arkadaşlar.
İlla ödenmesi gerekiyorsa zenginler, zenginleşenler, rantiyeciler bu vergileri ödeyin deyin arkadaşlar. Milyonlarca dar gelirli borç içinde kıvranan vatandaş neden bu vergileri ödesin? Gelin el birliğiyle bununla ilgili itirazlarımızı yükseltelim. Değerli arkadaşlar, torba yasa çok ciddi sakıncalar içeren sigara ile ilgili düzenlemeler getiriliyor. Biliyorsunuz sigara piyasası şu anda yabancı tekellerin elinde. Ve yerli üretim inanılmaz bir şekilde gerilemiş durumda. Ve son birkaç yıldır bu vergilerin çok yüksek olmasından dolayı makaron denen bir elle sarma yöntemiyle yerli tütünü saran milyonlarca vatandaşımız oldu. Ve bunlar da 10 liraya bir paket sigarayı alamadıkları için 3 liraya, 4 liraya, 2 liraya bu sigaralara ulaşma durumunda oldular. Devlet dar gelirlideki o 3 liraya, 4 liraya sigara alamazsın diyor şimdi. 10 liraya alacaksın, 8 liraya alacaksın diyor yeni düzenlemelerle. Ve özel iletişim ve özel tüketim vergisi getiriyor arkadaşlar. Bakın, yerli üretime darbe vuracak bir düzenlemedir. Milyonlarca, özellikle Adıyaman, Malatya yöresinde olan yüz binlerce üreticinin ve Ege'de olan üreticinin üretimine darbe vuracak düzenlemelerdir. Bu konuda bütün üreticilerin ve tüketicilerin, tabii ki milyonlarca tüketicinin itiraz etmesi gerekiyor. El birliğiyle bu itirazlarımızı yükseltmemiz gerekiyor. Değerli arkadaşlar, diğer bir maddede bankalara diyorlar ki, hani biz sermayeden vergi alıyoruz, %20 olan vergilerini %22 yapıyoruz diyorlar. Değerli arkadaşlar, bankacılık sistemi bugüne kadar herhangi bir vergi yükselişinde o vergiyi mutlaka vatandaşa yansıtmıştır. Bakın, son yıllarda eğer ki siz ne zaman bankacılık sistemi dokunmuşsanız EFT ücretleri olsun, hesap işletim ücretleri olsun, mutlaka bunları yükselterek o açığı kapatır. Ve yalnızca bakın bir örnek vereyim. Kredi Garanti Fonu'ndan bankalara aktarılan 200 milyar kredi bankalara bir yılda 8 milyar TL para kazandırdı arkadaşlar. Ve şimdi öngörülen vergi ne kadar vergi? Bankalar yaklaşık 40 milyar lira vergi kazanıyor. %2'lik artış yalnızca 800 milyon TL'lik artı bir vergi getirecek. Ve 8 milyar TL'lik garanti bir para transfer edilmiş bankacılık sistemi artı 800 milyon TL'lik bir vergi ödeyecek arkadaşlar. Bu açıdan mesele bankacılık sistemi meselesi de değil, mesele siyasi bir mesele. Eğer ki ekonomik iklimimizi düzeltirsek, ekonomiyle ilgili bir vizyonumuz olursa faizlerimiz düşer, enflasyonumuz düşer, ülkeye güven gelir ve yalnızca rantçı, sıcak paracı politikalar değil, yatırımla ilgili politikalar büyür ve bankaların kârları makulleşir. Hem de sanayicimiz yatırım ikliminde daha etkin yatırımlarını yapabilir. İşçi kesimimizde daha etkin, daha yüksek gelirlere ulaşabilir. Bütün bunlar yatırım iklimiyle ilgilidir. Ülkenin içinde bulunduğu durumla ilgilidir. Ez cümle, siyasi hatalarının bedelini 80 milyona ödeten bir iktidarla karşı karşıyayız. Özellikle dar ve orta gelirli vatandaşlarıma sesleniyorum. Bu torbaya itiraz edin arkadaşlar. Bir hata varsa bunun bedelini siyasetçiler ödemeliler. Ve aynı zamanda eğer ki ödetilecekse yıllardır rant politikalarıyla zenginleştirdikleri zengin kesimlerinden, üst kesimlerden bu vergilerin alınması gerekir diyorum.